Merhaba çiçek dostlarım, çiçek dolu dünyam kanalıma hoş geldiniz. Bu güzellikle videomu açmak istedim. Bu arkadaşlar Japon balığı çiçeği ve çok güzel maşallah. Çok güzel yaprakları da var. Bugün yine arkadaşlar yine bir dev kargo var. Böyle tek tek bunları paylaşacağım sizlerle ve yeni güzellikler geldi. Onları da paylaşacağım tabii ki. Ve yarın yine bir kargo yapacağım arkadaşlar. Bayramdan önce göndermek istiyorum. Çiçek alan arkadaşların çiçeklerini ellerine ulaşsın istiyorum. Hem de bana yer açılsın istiyorum. Önce buradan başlayalım. Böyle çiçek dostum Fatocan arkadaşıma gidecek inşallah Uğur böceğime. Bu üçüncü siparişi her zaman böyle dev kargo. Her zamanki gibi iki kere almıştı bu üçüncü siparişi arkadaşlar ve çok güzel türler aldı. Şöyle şuradan başlayalım. Açmenes bu mor açan türden dün de göstermiştim. Bu şekilde arkadaşlar. Saksıdan söküyorum rizomlu bir şekilde rizomuyla birlikte böyle bardak içine alıyorum. İsteyen arkadaşlara bu şekilde gönderim yapıyorum. Böyle sardunyası var. Bu da turuncu açan gül sardunya. Şöyle bakın bu da böyle gonca gibi açıyor. Küçük çiçekleri var. Şu beyaz. Bundan istemişti. Bu da arkadaşlar böyle Japon balığı çiçeği. Şurada var fırfırlı naciyesi. Bunlar yeni geldi. Bu güzellikler. Şöyle arkadaşlar bu da dantel çiçeği. Çok güzel bir tür arkadaşlar. Kaçırmayın derim. Şu takıldı. Neyse şöyle koyayım. Yerinde de duramıyor. Şöyle bir saniye. Şöyle koyalım. Yatıralım bari. Ha, şu şekilde. Şöyle bu da kol uzatarak arkadaşlar. Bu şekilde çok güzel çoğalımı oluyor. Kapak resmine koyacağım videonun başına. Oradan da görebilirsiniz. Çok güzel beyaz beyaz dantel gibi çiçekleri var. O yüzden ismi dantel çiçeği. Böyle elinde olmayan episkiyalardan almak istedi. Şöyle 3 tane göndereceğim arkadaşlar. Çok güzel türler. Şöyle paşa çadırı göndereceğim. Cennet çiçeği var. Burada böyle güzel bir salon çiçeğimiz var. Kocaman çok güzel. Bu şekilde bunlar böyle Fatocan'a inşallah gidecek. Arkadaşım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan kendisine sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Gaziantep'e selamlar. Burada da arkadaşlar Kübra Hanım'ın şöyle iki tane kohlera almak istedi özel tür. Bu şekilde bunların gönderimini yapacağım. Yanına da menekşe yaprağı hediye olarak koyacağım. Bütün arkadaşlara hediye olarak koyuyorum. Buradan bilginiz olsun. Böyle Kübra Hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada yine Aliye Hanım'ın böyle dev bir kargosu var yine aynı şekilde her zamanki gibi. Böyle çok güzel menekşeleri var arkadaşlar. Şöyle bakın. Hepsi birbirinden güzel top şeklinde böyle ebruli karışık böyle bakın o kadar güzel ki çiçekleri harika bir çiçekleri var ve çiçeklerini taşıyamıyor bayağı bir ağır çok güzeller böyle levisyası var burada da böyle menekşeleri var bunları araçlardan ayırdım böyle ayrı şu şekilde köklü ayırdım arkadaşlar isteyen arkadaşlar olursa bunlar 60 TL bu şekilde. Bunlar da özel tür. Bakın çok güzel böyle katlı katlı çiçekleri var. Kocaman. Çok güzel fırfırlı. Böyle burada bir menekşesi var. Arkadaşlar bunları Aliye Hanım istedi. Burada var. Bu da turuncu sardunyası. Gül sardunyası. Burada iki çeşit. İki renk. Mor ve fuşya renginde. Cennet çiçeği var. Böyle bakın. Burada yine açimenes var. Şöyle bunlar. Aliye Hanım'a inşallah gidecek. Şurada bir sukulenti var arkadaşlar. Şöyle bakın bu güzelliği. Bunu göstermedim. Şöyle bakın.
Çok güzel, özel bir tür arkadaşlar. Bunu da ayırdım köklü bir şekilde bardak içine. Dün akşam bunları hazırladım. Bu şekilde arkadaşlar. Böyle bunlar Aliye Hanım'a gidecek inşallah. Aliye Hanım da sağlıkla, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Bu da Kahramanmaraş'a gidecek inşallah. Burada da arkadaşlar böyle Hacer Hanım istedi. Gül Sardunya. Şöyle bakın, çok güzel fuşya, böyle vişne renginde harika bir rengi var. Bunu söktüm saksı içinden. Onu göndereceğim köklü. Şöyle bakın. Bu da köklü, böyle bir fidemiz. Çok güzel dekoratif yapraklı. Burada da arkadaşlar beyazlı pembeli. Bu da Gül Sardunya. Bu şekilde. Bunları Hacer Hanım'a göndereceğim. Hacer Hanım da sağlıkla, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyüsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Çok tatlı maşallah. Burada da arkadaşlar bakalım, Ayfer Hanım'a gidecek. Çiçek dostuma. Ankara'ya gidecek bu da. Şöyle yaprak almak istedi. Biliyorsunuz kampanya yaptım. 15 tanesi 100 TL. Ve 15'ten fazla koyuyorum tabii ki, hediyesiyle birlikte 17 veya 18 çeşit oluyor arkadaşlar. O şekilde gönderim yapıyorum. İsteyen arkadaşlar olursa, özellikle de böyle üretim için dolgun yapraklı olanları arkadaşlar koymaya çalışıyorum. Bakın hepsi çok güzeller. Hepsi yani her çeşitten var diyebilirim. O şekilde ayarlıyorum ve 15 çeşit koyuyorum arkadaşlar. Bir de toprak istedi. Toprak göndereceğim. Toprak satışım da var biliyorsunuz. İsteyen arkadaşlar oluyor. Bu şekilde 5 litrelik toprak istedi. Onu göndereceğim. Ayfer Hanım da sağlıkla, mutlu, huzurlu günlerde inşallah böyle güzel bir üretim yapsın. Saksıları dolsun, taşsın inşallah böyle bebişleriyle. Çok güzel oluyor gerçekten böyle yapraktan üretim yapmak. Ben de bir heveslendim ama yani yerim yok, zaten zamanım yok biliyorsunuz arkadaşlar. Yani ama heveslendim, yani yerim olsa ben de yaparım diye düşünüyorum. İnşallah böyle ileride müstakil bir evim olur da seram olur. O şekilde üretim yapmak isterim tabii ki. Burada da Elif ablamın, çiçek dostum. O da yaprak istedi. O da ilk defa böyle. O da heveslendi. Üretim yapacak. Bu da Trabzon'a gidecek. Arkadaşlar şöyle onda olmayan, bende olan yeni türlerden turuncu sardunya almak istedi. Bunu göndereceğim. Bundan bir tane kaldı şu an elimde. Eğer seraya gidersem inşallah yine alırım. Böyle arkadaşlar, bu şekilde satışım var. Bir tane var elimde. Artık kime nasip olursa. 15 yaprak yine aynı şekilde kampanyalı. Böyle bunları göndereceğim arkadaşlar. Elif ablacığım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Saksıları dolsun, taşsın inşallah. Böyle renk renk güzel güzel menekşeleri olsun. Burada da arkadaşlar Asya Hanım'ın siparişi. Yine toprak istedi Asya Hanım. Toprak göndereceğim 10 litre. Bir de çelik olarak şöyle dantel çiçeği göndereceğim arkadaşlar. Son bir tane kalmıştı elimde. Bitti, başka da yok. Şöyle bakın, çok güzel de bebekler vermiş. Bunu arkadaşlar çiçekli halini, hatta Gülşen ablam paylaştı grupta. Ben onu kapak resmi yapacağım. Oradan zaten videonun başında göreceksiniz. Çok güzel böyle saksıları dolduruyor. Böyle kol uzatıyor. Çok güzel çiçekler açıyor ve bunun da bakın şöyle tomurcuklu, hani şöyle çiçek açacak inşallah, açar Asya Hanım da. Şöyle yaprak koydum. Yaprak istedi. Şunun yaprağından istedi. 4 tane. Şöyle dolgun, güzel, hani böyle üretime uygun olan yapraklardan seçerek o şekilde gönderim yapacağım arkadaşlar. Çünkü cılız olan
Ya her yaprakta üretim olmuyor. O yüzden böyle çok dolgun olanları seçtim. Bunları göndereceğim ve yanına da şöyle 3 tane hediye olarak yaprak ekledim. Dediğim gibi her arkadaşa aldığı çiçeklerin yanına ekleme yapacağım. Tabii Fatoca'na göndermeyeceğim çünkü Fatoca'm istemedi. Ona farklı bir hediye koyacağım inşallah. Böyle arkadaşlar. Şimdi balkondaki güzelliklerimi göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi balkona çıktım. Zaten mutfaktan çekim yaptım. Mutfaktan da direkt balkona çıkabiliyorum. Böyle bir kasa dolusu mutluluk arkadaşlar. Bu Hamide Hanım'a inşallah gidecek. Ama bunu kargo yapmayacağım. Çünkü bana yakın olduğu için arabayla götürüp teslim edeceğim arkadaşlar. Böyle kasayla götürmeyi düşünüyorum. Ve iki tane de anaç almıştı. Onları da ekleyeceğim. Birkaç yine çiçekleri var. Atlası var. Sardunyası var. Başka ne vardı? Onları unuttum. Böyle bunları arkadaşlar cumartesi günü inşallah eşimle birlikte bunları teslim edeceğiz. Burada da yine çiçek, böyle menekşe isteyen arkadaşlar var. Böyle bakacaklar, beğenecekler. Akşam yine bunların hani yine ayarlama yapacağım arkadaşlar. Yine isteyen arkadaşlara inşallah yarın kargolama yapacağım. Şöyle bakın, gerçekten hepsi çok güzel. Maşallah, hepsi birbirinden güzel. Böyle. Hem yaprak formu güzel. Yani şöyle düz yaprak olsa bile çiçekleri çok güzel bunların da. Çok katlı. Şöyle bakın. Bu şekilde. Bunlar elimde kalanlar. Şurada göstereyim. Bir saniye. Şöyle bakın. Şu minyatür. Bu şekilde bunlar var elimde. Şurada dantel çiçekleri geldi arkadaşlar. Şöyle bakın. Çok güzeller. Şöyle göstereyim. Şekilde bakın. Işık yansıyor ama ben göremiyorum. Bu şekilde. Böyle kol uzatarak çoğalımı oluyor arkadaşlar. Ve bunlar şöyle bakın. Bu şekilde yavrulu olanları 100 TL'den satışa koyuyorum. Şöyle yavrusuz olanlar var. Bakın şunun çiçeği geçmiş. Şöyle çok güzel çiçekler açıyor. Bunlar 70 TL arkadaşlar. Yavrusuz. O şekilde fiyat belirledim. Çünkü kimseye hak geçmesin. Hani birine bu şekilde, diğerine de bu şekilde aynı fiyattan vermek istemiyorum. O yüzden ben böyle fiyat belirledim. Yani çünkü bakın bunlar böyle yavrulu, kol uzatmış. Yani bunun aynı fiyat olmaması gerekiyor. O yüzden bunları 70, bunları 100 TL'den satışa koydum. Bakın bunlar çok güzel. İstiyorsanız bundan, istiyorsanız bundan alabilirsiniz. Şöyle sardunyalarım var. Bunlar gül sardunya. Pembe beyazlı açıyor. Burada turuncu var. Bir tane Nefise ablama ayıracağım. Bir tane son satışta. Şöyle fırfırlı Naciye son iki tane var. Bunlar da kırmızı gül sardunya. Kaç tane varmış? İki tane var arkadaşlar. İki tane bundan. İki tane bundan. Bir tane de turuncu açan gül sardunya var. Şöyle cennet çiçeklerim var. Şöyle iki tane fuşya renginde. Böyle bahçeniz veya balkonunuz güzel güneş alıyorsa arkadaşlar harika oluyor ve çok güzel çoğalıyor. Saksıları böyle dolduruyor. Bu da açacak. Bu da sihirbaz. Bakın arkadaşlar. Turuncu galiba ya da böyle kırmızı nar çiçeği gibi galiba. Pembe değil. Açınca göreceğiz. Şöyle sarı açan Tayland millilerim var. Şurada var. Bunlar 50.
köklü bunlar arkadaşlar. Tayland millisi sarı açan. Bu şekilde. Şöyle şunlar var. Kırmızı Tayland millisi. Şöyle. Bu şekilde. Şu var. Şurada var arada. Şöyle göstereyim. Bunlar da sarı açıyor. Arkadaşlar bu şekilde. Şuraya yaprak ekmiştim. Bardak menekşesi gelecek. Çok güzel. Onlar da geldiği zaman paylaşım yaparım. Şöyle bakın, bu da dantel çiçeği. Dediğim gibi şöyle kol uzatarak çoğalımı oluyor. İnşallah çiçek açtığında görürüz. Şöyle tomurcukları var aralarında. Bakın. Bu şekilde. Şöyle açı meneslerim var. Çok güzel formdalar. Böyle arkadaşlar söküm yapıyorum. Rizomu ile birlikte bardak içine alıp o şekilde gönderim yapıyorum. Bunların tanesi 40 TL. 3 tane alırsanız 100 TL oluyor. Şurada ayırdıklarım var. Bunlar da şöyle bakın. Bu da çok güzel bir aranjman. Şöyle güneş alsın diye saksı içine koydum. Tabii şurada yapraklar gitti. Albert. Ama yaprakları duruyor. Bu şekilde buraya koydum arkadaşlar. Kuşlar da şurayı mahvetti. Oraya yumurta yapacaklardı. Vazgeçtiler. Tabii ki çiçekler mahvoldu. Şöyle yine bir sulama yapmam lazım. Çiçeklere. Bunlar tutmuş. Bu da katlı açıyor. Çok güzel. Nar çiçeği renginde. Bu da gül sardunya fuşya. Şöyle bu çeliklerim de tuttu arkadaşlar. Şöyle hani çiçeklerini almadım. Belli olsun diye. Bakın bu kızıma. Bu da mor renginde. Hülya ablam görse. Gerçi gördü ama bir şey demedi. Hülya ablacığım bak mor renginde. Çok seviyorsun ya. Öyle arkadaşlar. Şöyle bir tane koyu yapraklı çelikten ekmiştim ama şu mesela bakın bu dekoratif yapraklı. Bundan Dildor Hanım istiyordu. Eğer bu tutarsa ona gönderirim. Bakın güzelliğe. Bir tane koyu yapraklı çelik olarak ekmiştim ama onu bulamıyorum maalesef. Nereye ektim? Şunu çıkarayım. Ben daha paketleme yapacağım. Şu anda saat 2'ye geliyor. Bundan da arkadaşlar şöyle bakın, sonbaharda inşallah şöyle çelik ayırmayı düşünüyorum. Şunu mesela ayırabilirim. Şimdi ayırsam tutar mı bilmiyorum. Banyo vidası sıktıklarım şu anda iyi durumda. Belki bunu da o şekilde yapıp ayırabilirim. Şöyle. Kırmış burada yaprakları. Kızımı göstereyim. Bakın bakın maşallah. Harika. Gül gibi açmış şöyle. Yaprakları ayrı güzel. Çiçeği ayrı güzel. Arkadaşlar muhteşem. Bundan kök ayrımı yaptım. Aliye Hanım'a. Cennet ablacım istedi. Ona ayıracağım şöyle bakın. Çünkü bunu bu şekilde arkadaşlar pahalı aldığım için hani arkadaşlara da pahalı geliyor tabii ki. Hatta Seracı bana bir tane verdi. Normalde yapmıyormuş bunun satışını. Üretimi zormuş diye. Çok özel bir tür. O yüzden bir tane kırmadı verdi. Bir saksı. Böyle bunlardan ayıracağım arkadaşlar. İsteyen arkadaşlara göndereceğim.
Çok harika maşallah. Şöyle bakın, bunu ayırmıştım. Çok güzel. Bu da köklü. Hiçbir sıkıntı olmadı. Şu oyun hamurundan mantar kızım yaptı. Geçen aranjman yapmıştım. Aranjmanın içine koymuştuk. Bu da artmıştı. Şöyle millilerim var. Bunlar 30. Şurada yeni gelen kızlarım var. Arkadaşlar, şunları da göstereyim. Bunlar da menekşe. Bakın, bunlar da özel tür. Böyle. Bunlar da arkadaşlar satışta, almayı düşünürseniz bunlar 60 TL. Şöyle her çeşitinden birer tane istiyorsanız böyle hepsini alabilirsiniz. Şöyle yeni başlayanlar bu şekilde de alabilir. 11 tane çeşit var. Burada bu Şerif ablacığımın, onu ayırmıştım. Burada var rozalindalar. Bunlar da tuttu. Hatta öyle çiçek açtı. Böyle soran arkadaşlar var. Ay gitti. Diler. Şöyle koyayım. Tamamdır. Bunlar var rozalinda. Elimde bu var. Şöyle sihirbaz var. Bu da sihirbaz arkadaşlar. Bu da pembe. Bunun aynısı galiba, öyle görünüyor. Şöyle iki tane. Kuş yine uçtu. Şöyle bu da, bunlar da tomurcuk da. Bakın, çiçek açacaklar, tutmuşlar. Bunlar da satışta. Şöyle. Burada arkadaşlar Ebruli dediğim türden var. Hani bunlar da tuttu. Bakın çok güzel yapraklandı. Şöyle çok güzel fideler. Size göstereceğim çiçekli halini. Şu tutmuş galiba. Şurada boş bardaklarım var. Bunları dediğim gibi gövdeleri karardı. Onları söktüm. Üst tepeleri, yeşil olan kısımlarını kestim. Banyo visi sıktım. O şekilde ekimlerini yaptım. İnşallah şu anda bir sıkıntı yok. Dün de göstermiştim size. Kızım da bakın böyle bir sürü yavru verdi. Bunu da deneyeceğim üretim yapmak için. Ahtapot. Elif ablacığım istiyor, çok istiyor ama yani vermek istemiyorum onu. Bir tane var elimde. Severek almıştım. Şöyle bir sardunyam var. Bakın yine bakalım. Yine yumurtalar burada. Çiçek tabii ki öldü gitti. Su da veremiyorum. Şöyle. Şekilde arkadaşlar, şunu göstereyim. Bakın bu Ebruli dediğim özel tür sardunya bu. Bundan düşünürseniz elimde fide olarak var, köklü, köklendi. Gönderebilirim. Çok güzel bir tür bu. Bakın buradan da tomurcuğu var. Böyle buralara da ektim böyle çeliklerden arkadaşlar. Bunlar çok güzel tuttu. Şöyle bunu da ekmiştim buraya. Şunu da bakalım. Şöyle banyo visi sıktıklarım var. Şunu ektim. Şunu asma saksı alacağım. Şöyle kenarları şöyle çıkıntılı olan saksılarınıza sadece şöyle asma aldığınız zaman bu şekilde takabilirsiniz arkadaşlar. Ben de bu saksıyı bu şekilde değerlendirdim. Şöyle asmalar da 10 TL. Onu alacağım, takacağım. Çok güzel gelişti bu kızım. Çok güzel çiçekler açmıştı biliyorsunuz. Şurada bakalım.
Bunlara bakalım arkadaşlar. Bunlarda bir sıkıntı var mı? Şu olmam. Zaten bu çok minikti. Bunda bir şey yok. Kararma yok. Bunda da yok. Yani çok miniklerdi. Hani tutması bile ne bir mucize olacak yani. Bakın. Bir sıkıntı yok şimdilik. Şu zaten çok tepesinde vardı. Çok minikti. O da zaten tutmamış normal. Şöyle. Bakın. Tamamen kurutmuş mantarı. Kesmiştim. Bakın belli oluyor zaten yeri. Kararması. O şekilde sıktım ve orayı kuruttu. Mantarı öldürdü. Yani sıkmasaydım tamamen bu zaten giderdi. Arkadaşlar yayılıyor mantar. Şunu alayım. Bakalım bunlar nasıl olacaklar. İnşallah tutar. Şu biraz susamış ama olsun. Şöyle şurada dursunlar. Yer yok ki artık şuradan diyorum. Işık alsın da şuradan. Şuraya da koydum. Şeyleri, atlasları. Bakın şöyle. Şunu da göstereyim. Ben bunları ne yaptım arkadaşlar? Bakın atlaslarınız varsa hani böyle çok uzunsa hani çoğaltmak istiyorsanız şöyle kestim. Üç parçaya böldüm ben bunu. Bakın şu da kesik. Şu tepesi. Bir taneyi üçe böldüm. Şöyle bardaklara ekimlerini yaptım ve tuttu. Bakın yanından yavru bile vermiş. Şimdi Zeynep arkadaşım arıyor. Ben ona cevap vereyim. Bugünlük de videom böyle arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.